Erzurum çarşı pazar, leylim aman aman, leylim aman aman, sarı gelin. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın bu bölümünde ise çok ilginç bir oyunu inceleyeceğiz. Türk yapımı bir oyun, ismi Erzurum ve anladığınız üzere Erzurum'da geçiyor. İlginç bir oyun olmuş. Bu oyunda Erzurum'un soğuk ikliminde değişik bir maceraya atılıyoruz. Bu macerada dünyaya bir göktaşı çarpıyor, esrarengiz bir göktaşı ve onunla beraber ortaya çıkan olaylar da yine bu oyunda bizleri karşılıyor. Bakalım Erzurum bize neler sunuyor, hep beraber izleyelim. Erzurum oyununa hazırsanız başlıyoruz. Bu arada onu söylemekte fayda var. Fiyatı 21 TL. Biz 21 TL'ye aldık. 21.25 TL'ye aldık Steam'den. Bir indirim vardı. Hem dedik bir yerli oyuna katkımız olsun. Hem de bakalım yerli oyun nasıl olmuş bir oynayalım dedik. Şimdi gelin oyuna başlayalım. Çok güzel bir bağlama sesi. Siz de duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Erzurum'un evet şu anda karlı havasındayız arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi birkaç farklı modu var. Bir hikaye modu var. Serbest modu var. Mücadeleler modu var. Ayarlar var. Künye var. Künyeye bakalım. Fatih Uzun yapmış oyun tasarımı ve kodlamasını. Logoyu Öykü Ertek yapmış. Karakterlerde karakter animasyonları Fatih Uzun, Adobe Mixamo. Oyun içi müzikler var burada yazıyor. Mini müzikleri var. İşte Unreal Engine falan onları kullandıkları şeyleri yazmışlar burada. Şimdi biz hikayeden başlayalım. Ben serbest bir mücadelede oynadım. Mesela mücadelede işte domuzlar saldırıyor, ayılar saldırıyor filan. Silah alıp orada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ben bir hikayeden başlayayım. Tabi oyun uzun bir oyun arkadaşlar. Biz burada yaklaşık bir 8-10 dakika oynayacağız. O yüzden hani devamını artık siz merak ediyorsanız Steam'den alabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Çok büyük bir donanım gerektirmiyor. Biz bir oyun canavarıyla oynuyoruz. Bir Monster Huma H5 ile oynuyoruz ama İşte 10. nesil i7 işlemci var. Nvidia'nın 1060 işlemcisi bulunuyor. Ama bu kadar çok güçlü bir donanıma da ihtiyacınız yok. Çok güzel de bir müzik çalıyor ama müziği bırakalım. Şimdi biz yeni oyun diyelim ve oyunumuza dalalım. Bakalım kahramanımızı oyunda ilerleterek bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi açılıyor oyun. Birinci bölüm diyor, kaçış diyor. Bu bir tünel, hiç bitmeyecek sandım. Taylan sen salaksın oğlum. Bu soğukta burada ne yapıyorum ben? Ne sanıyorum ki kendimi macera perest mi, bir önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım. Rastladığım o köyün dediğine göre ileride imamın evi varmış, gidelim bakalım. Anladığım kadarıyla Taylan isimli bir arkadaşımızı canlandırıyoruz. Şöyle C'ye miydi? Evet. Şöyle yukarıdan da görebiliyoruz. Bakın Taylan kardeşimiz burada. Böyle sağlam da giyinmiş bu arada. Bu arada sol üst köşede görüyorsunuz. Hava sıcaklığı -13 dereceymiş maşallah. Giysimizin sıcaklığı 5 derece, hissedilen -8 dereceymiş ve saatinde 15.08 olduğunu söylüyor. Şimdi yürüyelim biraz, ok tuşlarıyla yürütüyoruz. Adamımız böyle yavaş yavaş yürüyor. Bakın bakın tam bir şeyden çıktık, tren tünelinden çıktık diyelim. İlerliyoruz. Lapa lapa da kar yağıyor. Kar da güzelmiş yalnız bu arada değil mi arkadaşlar? Bugünlerde İstanbul'da da kar yağdı. Türkiye'nin birçok yerinde de kar var. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Nerelere gidip götürecek bizi bu yol. Şöyle etrafa bakalım biraz. Bir şeyler yok değil mi burada? Yok. Yürüyelim bakalım. Tabii orman tehlikeli olabilir. Onu da söyleyelim. Bu bir hayatta kalma oyunu. Dikkatli olmamız gerekiyor. Abimiz de böyle yürüyor. Ormana gideriz biz, ormana şeklinde. Burada herhalde bu sol üst köşedeki bilgileri veriyor ki bize. Hani üşüyoruz vesaire olur diye. Sağ alt köşede de böyle bir mide simgesi var. Herhalde acıktığımız zaman çıkıyor. Şurada bir cami görünüyor. İleride bakın. İleride bir camimiz var. O cami oradaysa imamın evini bulacağız. İmamın evi de yakınlarında bir yerdedir. Mide simgesinin yanında bir böyle damla gibi bir şey var. Onun yanında bir yıldırım var. Bir de bir sıcaklık simgesi var. Bir de kalp simgesi var. O şimdi tamamen dolu. Midemiz de dolu yani. Fena değil. Çok aç değiliz. Şimdi camiye doğru yürüyoruz. Bakalım.
Abi hızlı yürütmenin imkanı var mı acaba? Shift'e basarsak. Evet koşabiliyor gördüğünüz gibi ama tabii koşarken enerjisi de azalıyor. Koş 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 koş. Hadi Taylan. Taylan ne bileyim Mehmet falan olsa sanki daha güzel olurdu ya. Belki de Taylan bir tanıdığın ismidir, arkadaşının ismidir, yapımcının bilemiyorum. Evet şimdi enerji bittiği için artık koşamıyor. Enerjinin dolmasını bekleyeceğiz gördüğünüz gibi. Doluyor şu anda yavaş yavaş. Şimdi burada bir yerde bir imam nerede olur? Lojmanda oturur genelde. Evet, güzel bir müzik çalmaya başladı yine. Güzel de bir acıklı yani. Şurada bir şeyler var. Ne bunlar? Ha mezarlık burası herhalde. Bir bakalım burada odun var mesela. Odunlar var. Cami de boş. Fena değil bir modellemesi falan. Ya, enteresan olmuş bu oyun. Şimdi mezarlığın yanında bir gelelim bakalım ne olacak. Etkileşim yapabiliyor muyuz? Bir şey yok burada bir şey olmuyor. Şöyle gezelim. Aa, El Fatiha dediğim okumamız gerekiyor. Okuyalım bir. Evet, Fatiha'mızı da okuduk ölmüşlerimizin ruhuna. Camide, ha şurada bir ev var. Aha, İmam'ın evi bence burası. Caminin içinde yaşamıyordur herhalde. Türk bayrağımız da var, gördük. Evet, çok güzel. Şöyle bir geçelim karşıya. Tren falan yok değil mi? Çarpmasın bizi. Hop, selamun aleyküm. İmam efendi, evde misin acaba? Dur bakalım, imama bir bakalım. Kapıya bir bakalım. Nasıldı bu? İçeriden kilitlenmiş. O zaman bir dolaşalım bakalım. Belki arka kapıda bir şeyler vardır. Şöyle geldik. Aha. Kimse yok mu ya? Selamünaleyküm İmam efendi. Oo, burada bir şeyler varmış. Bir dakika ilerleyemiyoruz. Bir gariplik oldu. Evet. Şimdi burada ne var? Coca-Cola var. Kola var. Kola. Coca-Cola değil de. La Cola yazıyor bu arada. La Cola arkadaşlar. Alalım bunu. Hocam hakkınızı helal edin. Ha, aldık. Kıtlama şeker biraz grip oluyor abimiz Taylan. Türkçeyi varmış. Alalım abi. Böyle robot gibi alıyor ama olsun. Alıyor yani. Bu ne? Yaprak sarma. Severim. Yaprak sarmayı da aldık. Burada ne var? Çanak varmış. Çanağı da alalım. Sonra soğan var. Sonra sarımsak var. Burada bir kağıt var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaş çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki gözcü kulesinde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Vay bir şeyler oluyor demek ki burada. Ama biz şu malzemeleri alalım da hocam. Al bakalım hocamızın sonra hakkını helal ettiniz biz ona. Al hocam şunu da. Kibriti de aldık. Şu dolabı sandığa da bir bakalım ne var burada. Evet bunu bir dakika. Evet, depo sandığı. Burada bir şey yok herhalde. Açamadık galiba. Yürüyelim. Sobamız var. Şurada ne var? Aa, kömür de var. Kömürü de alalım. Kömür. Biraz daha alalım. Evet. Sonra çekmeceyle karıştıralım biraz. Hocam hakkınızı helal edin. Burada da kömür varmış. Öbür çekmecede. Orada çorap varmış. Babet çorap. Aa odun varmış burada. Odunları da alalım. Yatak var. Burada uyuyabiliyoruz galiba. Bakayım bir. Hocam bir dakika. Ha, burada mesela ne kadar uyuyacağını yazıyorsun. Mesela burada biz bir saat uyuyalım abi. Hissedilen sıcaklık 6 dereceymiş. Yatağın sıcaklığı da 5 dereceymiş. Onayla diyoruz ve bir saat uyuduk. Hava karardı mı? Yok kararmamış hava. Şuraya bir bakalım. Şurada bir de ecza kutusu var. Ona da bakalım. Bir ecza dolabımıza. Onu açalım. Aa, Varol diye bir ağrı kesici var. Onu da alalım. Ağrı kesiciyi aldık. Şimdi şu şeyi bir tane odun kalmış burada. Onu da alalım da. Çünkü bu odunlar bize lazım olacak arkadaşlar ileride. Şimdi şu hocayı bulalım. İmamımızı bulalım. Bir bakalım nerede o? Tepe dediği yerdeyse tepe şuralarda yani şu tarafta mıdır acaba? Bilemiyorum ki. Bir kule gibi bir şey olması lazım diyor. Kulemiz nerededir acaba arkadaşlar? Şurada ileride sanki var mı? Bana mı öyle geliyor? Çok da ağaç olduğu için tam net göremiyorum.
Yani ya buradadır ya buradadır. Şimdi buraya bir çıkalım o zaman, şuraya bir. Hadi koş bakalım. Sanki bana burada gibi geliyor ama burada güneş de batmak üzere arkadaşlar. Şurada bir şey varmış gibi. Evet, enerjimiz bitti yine. Bu arada midemiz de çeyrek acıktık. Enerjimiz de biraz azaldı gibi. Çıkamıyoruz. Çık abi, çık 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 çık. Burada bir kule gibi bir şey göremedim ben. Evet. Biraz daha yukarı çıkalım. Belki yukarılarda vardır. Biraz koşturalım abi. Hadi Taylan, koş bakalım. Koş 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 koş. Şurada bir kule gibi bir şey var ama bayağı bildiğimiz. Ha. Burada bir, yok burası bir şey değil ama kule çok ileride var. O bizim kulemiz olamaz o. Sanki. Yani olabilir mi acaba? Şurada dumanlar yükseliyor. Orada ne olduysa artık. Biraz daha çıkalım bakalım. Belki de orasıdır, bilmiyorum ki. Burada da bir ev var bu arada. Kimin evi acaba bu? Böyle ilginç bir oyun arkadaşlar. Türklerin yapması da güzel olmuş. Hatta bir geliştirilmesi gereken çok yeri var tabii ki. Bu muhtemelen böyle tek kişilik, iki kişilik ekipleri dişidir arkadaşlar. Biz de destek olmak adına en azından hem bu oyun canavarı programında tanıtalım dedik, hem de buradan size de böyle bir oyun olduğunu anlatmak istedik. Yoksa tabii ki böyle çok büyük bütçeli bir şey değil bu. Ama 20 lira da nereye vermiyoruz ki? Verelim, arkadaşlara destek olsun. Daha güzel oyunlar geliştirsinler bu şekilde en azından. Buraya bir girelim bakalım. Bizler kapıya giriyoruz ama. Oo, burada ne dolaplar dönüyor ya? Bu ne, bu koliciler master. Oo, hadi bakalım içeri gidelim. Burada da koliler var. Ne kolisi bunlar acaba? Burada da bir ev var. Burada da bir şeyler var. Ha, kumaş alalım. Al abi hurda metal. Al abi kibrit. Al abi. Bu ne, plastik hurda alalım. Mercek. Kumaş. Topluyorum abi bunları. Topla bunları abicim. Ha. Buradan bir yukarı çıkılıyor. Nereye çıkılıyor acaba bu? Açalım kapımızı. Buradan da bir şey yok ama şurada da bakın bir kule var ama oraya mı gireceğiz acaba? Yakınlarda da var sanki. Burada bir duman çıkıyor. Oo, biraz daha yukarı çıkalım. Bütün binaya, şeye hakimiz, araziye hakim bir yerdeyiz şu anda arkadaşlar. Evet, imamı bulamadık ama muhtemelen şu şeyde olabilir arkadaşlar, ama şimdi çok uzayacak tabii ki oyun. Bu kule de burası mıdır? Ona da emin olamadım. Belki başka bir kule de vardır. Daha böyle tahta basit. Onu bilemiyorum ama şurada bir ateş var. Buradan bir şeyler olmuş yalnız. Dikkatli olmakta fayda var. Evet arkadaşlar, Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının bu bölümünde sizlere bir Türk yapımı olan Erzurum oyunundan böyle bir 8-10 dakika oynamaya çalıştık. Tabi oyun epey uzun. Çeşitli maceralar atıyorsunuz. Orada imamı bulacaktık. Belki bulduktan sonra başka bir yere doğru, maceraya doğru devam edecektik. O yüzden bilemiyoruz ama eğer oyunun devamını merak ediyorsanız Steam'e bir bakın. 20 lira bir şey de değil. Hem yayıncıya destek olur ve bu şekilde oyunu geliştiren ekibe destek olmuş olursunuz. Hem de bir Türk oyununda Erzurum'un soğuk ve karlı iklimine gitmiş olursunuz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Yerli oyunlara destek olmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.